Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Dilara çok ısrar etmişti. Geçen ay içinde Dilara'ya iPhone 11 telefon almıştım. Pek çok yorum geldi. iPhone ve iOS hakkında bir sürü şehir efsanesi vardı. Bunların hangisinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu şimdi sizlerle birlikte deneyerek ölçeceğiz. İlk şehir efsanesi iPhone'un şu arkadaki elma şeyine logosuna iki kere tıklandığında resim çektiğine dair. Basıyoruz. Evet, basıyoruz. Face ID yap bakalım. Yapalım bir dakika hemen. Bir daha. Açtın mı? Evet, yukarı. Evet. Kaydırdık. Ben tabii kullanmayı bilmiyorum işin gerçeği. Evet, gördüğünüz gibi arkadaki logoyu tıklıyorum. Resim çekti mi? Hayır, kameraya giriyorum. Çekmedi. Çekti mi? Demek ki bu arka elma logosuna tıkladığımızda arkadaşlar herhangi bir şey olmuyormuş. Şimdi gelelim diğer özelliğe. Bakar mısın bu iOS kaç işletim sistemi? Güzel soru. Ayarlardan bakıyoruz değil mi? Çünkü daha önce Amerika değişik millet iPhone 7 ile birlikte su geçirmez. Daha doğrusu belli bir süreye kadar İçine sıvı teması yapmama özelliği gelmiş. Ama Amerikalılar Twitter üzerinden bunu iOS 7'den sonraki modeller diye düşünerek cihazını... Bu iOS 13.6 falan. iOS'unu, daha doğrusu işletim sistemini atıyorum. iPhone 5'in varsa iOS 7'ye yükseltmişler. Ve sonra da artık benim telefonum su geçirmez özelliğe sahip oldu diye denemişler. Hepsi sıvı temasından dolayı arızalandıktan sonra da kara kara düşünmüşler benim telefon niye su geçirdi diye. Tabi burası Amerika. Bakalım başka ne şehir efsaneleri varmış arkadaşlar. Evet. Gizlenmiş kulaklık jack'i diyor. iPhone 6'dan sonra gördüğünüz gibi kulaklık için herhangi bir, evet bu doğru, 3,5 milimetrelik yuva yok kulaklık girişi. Ama Twitter'da biri demiş ki sadece kaplarda yok, yine orijinal yerinde kasada 3,5 milimetrelik jack girişi var. O yüzden Amerika'da insanlar burayı matkapla delip kulaklık girişi yapmaya. O yüzden deneyip telefonunuzu o kısımdan. Bizim Türkler muhtemelen yemez bu numarayı. Ama yerse de kan çıkar. Mesela Dilara buraya bir gün geldim bıçakla gazımaya kalkmışsa muhtemelen kızarım. Gördüğünüz gibi bakın yok. Şarj yeriyle aynı yeri takıyoruz. Evet ama Twitter'da trollemişler. Giriş jack'i duruyor orada matkapla delin. Telefonunuza harici kulaklık girişi olsun diye. Bakalım. Evet. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. iOS 8 güncellemesi geldiğinde yine biri Facebook üzerinden yazmış. Demiş ki iOS 8 bundan sonra şarj özelliklerini geliştiriyor. Telefonunuzu mikrodalga fırına bırakırsanız mikrodalgadan da şarjı hızlı şarj edebileceksiniz diye. Yine Amerika'da binlerce kişi telefonunu, iPhone'unu daha doğrusu mikrodalga fırına koymuş. 10 saniye sonra tabii üzüşmüş bir şekilde geri almışlar. Amerika'da bunlar çok trolleniyor arkadaşlar. iOS 8 ile birlikte artık mikrodalga şarj kiti de geldi. Deneyin diyorlarmış. İnanmayın. Evet. O yüzden kesinlikle orijinal şarjdan vazgeçmeyin arkadaşlar. Ama bu iki özelliği de Zeynep bizim Türklerin yiyeceğini zannetmiyorum. Ben de kesinlikle. Bakalım ne var? iOS sürpriz yumurta diyor arkadaşlar. 64 bit işlemcili iOS 9.5'tan önce şayet doğum tarihinizi 1 Ocak 1970 olarak ayarlarsanız telefon kendini imha ediyormuş. Bu gerçekten olmuş arkadaşlar. O yüzden Apple normalde 9.10 diye gidiyor. 9.5 sürümünü çıkartmış iOS. Farkında olmadan bir bug varmış orada. 1 Ocak 1970'i ayarladığında telefonunu, telefonun anakartı yanıyormuş. Gerçekten doğum günü öyle olanlar. Ender insan sayısı vardır. Mutlaka olmuştur da. Evet. 1 Ocak 1970'e tesadüf ayarlarsan da açılmadığında ne oldu anlamıyorum hani.
Bizim Türk insanı der ya, akşam daha sohbet ettik bir yattı uyanamadı diye. Bir kapattım. Telefon açılmadı diye. Bakalım başka hangi şehir efsaneleri var arkadaşlar. Samsung biliyorsunuz katlanabilir telefon özelliği Z çıkarttı. Aha. Daha sonra Apple'da deneme amaçlı iPhone 6'da bir kurulabilen model geliştirmişler. Deneme amaçlı demo telefon. Onun da videosunu paylaşmışlar. Amerika'da binlerce kişi iPhone 6'dan sonraki sürümlere kıvrılma özelliği geldi deyip telefonunu kıvırmaya çalışıp kırılmasına sebep olmuş arkadaşlar. Bunların çoğunu biz Türkler yemeyiz diye ümit ediyorum. Bence tek şey belki hani bu mantıklı aslında yapılabilir. Belki iOS'un yeni güncellemesinde gelebilir diyorlardı ama bilmiyorum. Ama dokunmatik işlemci olması lazım. Doğru. Olmadan olmaz. Çünkü Touch ID'ye dair hiçbir şey yok bu telefonda. Evet, sakın iOS'umu güncelledim su geçirmez. iOS 8'den daha yukarıyım, mikrodalga fırında şarj edebilirim. iPhone 6'dan sonra kıvrılma özelliği geldi deyip kurmaya kalkmayın. Baba deneyeceksin diye çok korkuyorum. Sonuçta parasını ben ödedim. Denesek de sesim çıkmaz niye bozuldu diye. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şehir efsaneleri yine şehir efsanesi olarak kalsın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.